giderek daha yaygınlaşıyor şu baş dönmeleri. Yatakta sağdan sola dönerken etraf dönüyor. Ya da oturup kenara kalkarken, yatak kenarında dönerken şiddetli bir baş dönmesiyle tekrar yere yapışırız. Bir süre olur ve geçer. Bazen kulak çınlamasıyla birlikte olur, bazen işitme kaybıyla. Evet, işitme kaybıyla birlikte olanlar daha çok kulak burun boğazcılar, mini yer tanısıyla tedavi ederler. Ama onun dışındaki baş dönmelerinin iki büyük temel nedeni vardır. En sık gözükenler de onlardır. Bunlardan bir tanesi, hani şu kristal denen iç kulakta yarım daire kanalları vardır. Ve o yarım daire kanalların içinde tüycükler vardır. Sular hareket eder. Başımızın hareketleriyle o tüycükler su hareketiyle bir yerlere yatarlar. Ve biz oyunumuzun, başımızın hareket ettiğini anlarız ya da pozisyonunu. İşte oradan bir tüycük kopuverir. Kopar ortalarda ve başımızı döndüğümüz zaman su döner. Tüycükler yatar kalkar ama kopan tüycük ya da kristal, kanolitiyazis, kapulitiyazis adı lazım değil ama düşüverir üzerine. Ve tüycükler yatar ve birden bir şiddetli baş dönmesi olur. Manevrası vardır. Bizler yapıyoruz. Tabii kulak burun boğazcılar da yapıyor. Hatta bazen nörologlar bile yapar. Genellikle multisimler. Şene baş dönmesi ünitesini kurduğum zaman üçümüz birlikte kurup çalışıyorduk. 1995'li yıllarda üniversitede. Şimdi bütün kulak burun boğazcılığı öğrendi. Şükürler olsun. Fizik tedavicilerin de büyük bir kısmı öğrendi. Basit bir manevrayla o kopan tüycüğü hop sakulis denen işe yaramayan çöplüğüne, iç kulağın çöplüğüne atıveririz. Geçer gider. Ya da baş dönmesinin başka sorunu, başka nedeni boyunda. Birinci, ikinci, üçüncü boyun omurlarında takılmadır. O da boyun hareketleriyle müthiş baş dönmeleri yapar. Onun da kolayı var. Manuel tıp ne güne duruyor. O takılan yeri açılırız. Pap diye birdenbire boyunuz açılır, boyun hareketleri rahatlar ve baş dönmeniz geçiverir. Endişelenmeyin. Bu sizi canınızdan bezdiren, çok korkutan baş dönmeleri, vertigo. Aslında tedavi edilir bir hastalıktır ve tedavisi son derece basittir. Sizi endişelendirmesin. Sağlıcakla kalın.